Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bu videomda acil matematiğin reaksiyon denemelerinden, 12'li reaksiyon denemelerinden arkadaşlar son 4 denemesindeki kümelerle ilgili soruları çözeceğiz. İlk sorumuz 9. denemenin 1. sorusu. Demiş ki, iki doğal sayının EBOB'u bir P asal sayısına eşit ise bu iki sayıdan her birine P sayısına göre ilginç sayı denir. Örneğin 6 ve 9 sayılarının EBOB'u 3'tür. 3 asal sayı olduğundan 6 ve 9 sayılarından her biri 3 sayısına göre ilginç sayıdır. 28 ve A doğal sayılarından her biri B sayısına göre ilginç sayı olduğuna göre A'nın B sayısından farklı en küçük tek sayı değerinin rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar soruyu okuduğum zaman ilk şunu yazmak istedim ben. 28 ile A'nın EBOB'u B'ymiş, değil mi? B'nin asal sayı olduğunu söylemiş ve demiş ki A B'den farklı yani eşit değil ve A tek sayı olacakmış. Tek sayı değerinin rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar 28 ile A'nın EBOB'u B. Yani en büyük ortak böleni B. 28 de B'ye bölünür. A da B'ye bölünür. Biz nasıl yazıyorduk bunu arkadaşlar? Diyorduk ki 28 B'nin M katı, A da B'nin N katı, M ile N de aralarında asal olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar bize verilen bilgileri kullanalım. B 2 olsa, B 2 olsa arkadaşlar bakın B 2 olsa burada B yerine 2 yazarsak biz çift bir çarpan girdiği için A çift olur fakat A'nın tek olması lazımdı. Demek ki B 2 olamaz. Arkadaşlar B 3 olamaz çünkü 28'e bölünemiyor. Zaten şunu düşünelim biz arkadaşlar. B çift olduğunda A çift olur. B kesinlikle çift olamaz. B tek olacak. B tek olacak. Asal sayı olacak ve 28'in bir böleni olacak. Ben 28'i yazsam arkadaşlar bakın 7 çarpı 4 yani 7 çarpı 2'nin karesi. Şurada göstereyim. 28 7 çarpı 4 7 çarpı 2'nin karesi. Arkadaşlar 28'in asal çarpanları 7 ve 2 hangisi tek? 7. Demek ki arkadaşlar B 7 oldu. Şimdi arkadaşlar B 7 olursa bakın şurada 28 eşittir 7 çarpı M'den M'nin 4 geldiğini söyleyebilirim. A'nın da 7 çarpı N olması gerektiğini söyledim. Şimdi N 2 olsa A çift olur olmaz. Hem de 4 ile 2 M ile N aralarında asal olacak demiştim ya. 2 ile 4 aralarında asal olmaz. O halde N'nin en küçük değeri 3 olur. O halde A'nın en küçük değeri 21 olur. A'nın en küçük tek sayı değerinin rakamları toplamı da 2 artı 1'den 3 olarak gelir arkadaşlar. Yani bizim doğru cevabımız neymiş? Adana şıkkı olarak geldi. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ikinci sorumuzu çözelim. Deneme 10'un 1. sorusu. En az 2 basamaklı doğal sayılarda soldan sağa doğru komşu 2 rakamı alarak oluşturulan 2 basamaklı sayıları toplama işlemine ikileme işlemi denir. Aşağıda bu işlemin ABCD sayısına uygulanışı gösterilmiştir. ABCD AB artı BC artı CD. Örneğin 234 sayısı 23 artı 34 eşittir 57. ABCA rakamları sıfırdan farklı 4 basamaklı doğal sayı olmak üzere ABCA eşittir 66 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Arkadaşlar ABCA nasıl yazılacak? Anlatılan hikayeye göre AB artı BC artı CA eşittir 66. AB'de 2 basamaklı sayı yani 10A artı B. BC arkadaşlar 10B artı C. CA 10C artı A eşittir 66. 10 tane A burada var. Bir tane de burada varsa 11A. Aynı mantıkla 10B 11B etti. 11C 66'ymış. Yani A artı B artı C kaç olarak geldi arkadaşlar? 6 olarak geldi. Kolay bir soruydu. Doğru cevabımız Denizli olarak geldi. Şimdi arkadaşlar 3. sorumuzu çözelim. Deneme 11 soru 3. A1 0 ile 1 kapalı aralığında uzunluk 1 birim. A2 1 ile 3 kapalı aralığında uzunluk 2 birim. A3 3 ile 6 kapalı aralığında uzunluk 3 birim. Bu şekilde devam ediyor. Kapalı aralıkları veriliyor. A2 aralığından itibaren her bir aralık hemen önceki aralığın sağ uç elemanıyla başlamakta ve sayı doğrusunda o aralıktan bir birim daha uzun bölgedeki elemanları içermektedir. Buna göre A49 birleşim A50 kümesinde kaç tane tam sayı vardır? Şimdi arkadaşlar demiş ki hemen önceki aralığın sağ uç elemanıyla başlamakta. A1 1 ile bitmiş yani sağ uç elemanı 1,
A2 1 ile başlamış. Bakın arkadaşlar A2 3 ile bitmiş. Yani sağ uç elemanı 3. A3 3 ile başlamış. Demek ki A4 arkadaşlar A3'ün sağ uç elemanı olan 6 ile başlayacak. Ve uzunluğa bakın 1 birim, 2 birim, 3 birim ise buradaki uzunluk 4 birim olacak. Dikkat edin. 3 ile 3'ü topladım 6. 1 ile 2'yi topladım 3. Demek ki 6 ile 4'ü topladım 10 oldu. Yani arkadaşlar A4 6 ile 10 kapalı aralığı geldi. Şimdi A49 ile A50 birleşimini bulurken bazı şeylerden faydalanmamız lazım. Mesela arkadaşlar A1 ile A2'nin birleşimine bakarsam ben. Bakın A1 birleşim A2. 0 ile 3 aralığında. Değil mi? A2 ile A3'ün birleşimine bakarsam arkadaşlar. A2 ile A3. Bakın 1 ile 6 aralığında arkadaşlar. 1 ile 6 aralığında. A3 birleşim A4'e bakalım bir de. A3 ile A4'ün birleşimine bakarsak arkadaşlar 3 ile 10 arasında oldu. Şimdi burada A1 ile A2 birleşiminde kaç tane tam sayı var? 0, 1, 2, 3. 4 tane. A2 ile A3 birleşimi arasında kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. A3 birleşim A4'te de arkadaşlar 3 ile 10 arasında 10 eksi 3 artı 1'den 8 tane vardır. Bize sorulan neydi? A49 birleşim A50. Bir şeye dikkat edin arkadaşlar. A2 ile bitmiş. A2'nin 2 katı 4. A3'ün 2 katı 6. A4'ün 2 katı 8. Demek ki bizde de A50'nin 2 katı olan 100 tane tam sayı olmak zorunda diyeceğiz. Yani doğru cevabımız Ceyhan olarak geldi. Arkadaşlar son sorumuz. Son sorumuz deneme 12'nin 3. sorusu. 6'nın katı olan doğal sayıların kümesi A, 7'nin katı olan doğal sayıların kümesi B'dir. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Birinci öncülde demiş ki X çarpı Y eğer A'nın elemanı ise X ve Y'den en az biri A'nın elemanı olur. Arkadaşlar A kümesi neydi? 6'nın katı olan doğal sayıların kümesi 6, 12, 18, 24 nokta 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 şeklinde devam ediyor. Şimdi X çarpı Y'nin A'nın elemanı olduğunu söyleyelim. Yani X çarpı Y 6 olsa değil mi? 6 A'nın elemanıdır. X ve Y 2 ile 3 olur. Değil mi? 2 çarpı 3. Peki 2 ile 3'ten en az biri A'nın elemanı mı arkadaşlar? Hayır, A'nın elemanı değil. Dolayısıyla 1 kesinlikle doğru değildir. X eğer A'nın elemanı ise X çarpı Y A'nın elemanıdır. Şimdi X A'nın elemanıysa X kesinlikle 6'nın katıdır. Herhangi bir tane Y elemanını aldık şimdi. 6K çarpı Y. 6 çarpı K çarpı Y şeklinde yazsam ben bunu arkadaşlar. Bu 6'nın katı olur. Dolayısıyla A'nın elemanıdır. Kesinlikle doğrudur. İçerisinde 6 çarpan olduğu için A'nın elemanıdır diyeceğiz. Başka bir deyişle. Şimdi 3. öncüle bakalım. X A'nın elemanı. Y de B'nin elemanı olduğunda X eşit değildir Y olur demiş. Aslında burada ortak bölen işin içine giriyor. Yani 42 A'nın elemanıdır arkadaşlar. 42 aynı zamanda B'nin elemanıdır. Çünkü 42 6'nın katı A'nın elemanı. 42 7'nin katı B'nin elemanı. Soruda demişti. 6'nın katı olan A, 7'nin katı olan B demişti. 42 arkadaşlar X eşit değildir Y olur demiş. 42 eşit değil mi? Eşit. Demek ki 3. öncülde yanlış arkadaşlar. Bizim doğru cevabımız yani kesinlikle doğru olan şıkkımız Bursa olarak geldi. Umarım bu 4 çözümümüz sizler için faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.